Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle yapıp yapabileceğiniz en puf 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 böreği yapacağız. Çok iddialıyız bu konuda. Eğer hazırsanız hemen yapımına başlayalım. 2 adet yumurtamızı bir kabımızın içine kırdık. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptık. 2 yemek kaşığı da sirke ilavesi yapacağız. Çıtırlığına çıtırlık kalsın diye. Üzüm veya elma sirkesi olabilir fark etmez. Daha sonra bir paket kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Daha sonra bu malzemelerimizi güzelce böyle bir kaşık yardımıyla biraz karıştıralım. Ardından hemen üzerine gördüğünüz gibi yarım çay bardağı su ilavesi yaptık. Su ile birlikte de karıştırdık. Daha sonra hemen un ilavesine geçiyoruz. İlk başta kaşık yardımıyla karıştıracağız. Kıvamını bulduktan sonra da elimizle yoğurmaya başlayacağız. 2 su bardağı unumuzu hiç kontrollü bir şekilde olmasına gerek kalmadan koyduk. Çünkü 2 su bardağını rahatça alacaktır. Daha sonraki 1 su bardağı unumuzu da kontrollü bir şekilde koyacağız. Şimdi 3. bardağı kontrollü bir şekilde koymaya başladık. Kıvamını bulduktan sonra elimizle yoğurmaya da başladık gördüğünüz gibi hala kontrollü bir şekilde koyduk ve üçüncü bardağımızın şöyle bir parmak kala artık un eklemeyi bırakıyoruz. Onu da zaten masaya aldıktan sonra tekrar hamurun kendini bulması için, elimize yapışmaması için o unu da kullanmış olacağız. Yani toplam 3 su bardağı un kullanmış olacağız. Şimdi masamızın üzerinde de güzelce hamurumuzu topladıktan sonra direkt şekil verme işlemine geçeceğiz. Hamurumuzu ekstra dinlendirmeye gerek yok. Şimdi masamızı toplayalım. Sonra da hamurumuzu hemen açmaya başlayalım. Masanın üzerine un serptikten sonra hazırladığımız hamurumuzu masamızın üzerine koyduk. Arkasını önünü güzelce unladık yapışmaması için. Daha sonra bir oklava yardımıyla açabildiğimiz kadar açacağız. Güzel bir incelik olsun. Puf böreklerimizi yerken ince ince olsun. Şimdi oklavayla açma işlemine geçtik. Ara ara bu şekilde kaldırıp yine unluyoruz yapışmaması için. Açma işlemine devam ediyoruz arkayı önü unladıktan sonra. Yeteri kadar açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir büyük açtık. İnceliği gayet güzel. Şimdi etrafındaki şekilsiz kısımlarını böyle bıçak yardımıyla keselim. Daha sonra artık bu şekilde eşit boyda yani yaklaşık 4 parmak genişliğinde şeritlerimizi kesiyoruz. Daha sonra tekrar bu şeritlerimizi elimizden geldiğince aynı boyutta kare yapmaya çalışalım. Fazla kısımları tekrar topladık. İçlerine de böyle bir miktar beyaz peynir ilavesi yapıyoruz. İsterseniz farklı peynir de kullanabilirsiniz, maydanoz da yapabilirsiniz peynirinizle birlikte. Böyle bir miktar peynirleri koyduktan sonra artık kapatma işlemine geçiyoruz. Hamurumuzun elimize yapışmaması için ara ara elimizi unlayabiliriz. Bu ee, üçgen şeklinde kapatıyoruz arkadaşlar. İsterseniz kare yapabilirsiniz veya yarım ay şeklinde de yapabilirsiniz. Biz şeklini üçgen olarak tercih ettik. Şimdi böyle tam olarak kare olmayanlara elimizle kare yapmaya çalışalım. Zaten çok yumuşak ve güzel bir hamur olduğu için elimizle kolaylıkla şekil verebiliriz. Tamamını da aynı şekli yapalım. Size gösterdiğimiz bu böreklerin yarısını şimdi yapıp servis edip hazırlayacağız. Diğer yarısını da buzluğa atıp istediğimiz zaman gene çıkarıp yağda kızartabileceğiz. İsterseniz fırına da atabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi yaklaşık bir buçuk su bardağı yağımızı bu şekilde tavaya aldık. İyice ısındığına emin olduktan sonra tavamızın içine artık puf böreklerimizi ilave ediyoruz. Dediğim gibi yarısını pişireceğiz, servis edeceğiz. Diğer yarısını da buzluğa atıp daha sonra tüketmek için kaldıracağız. Siz de böyle yapabilirsiniz. İyice kızardığına emin olduktan sonra arka tarafını çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi böreklerimiz çok güzel bir şekilde şiştiler. Arka taraflarını bile zor çevirdik. Yeteri kadar kızardıktan sonra böyle bir kevgir yardımıyla yağını süzüp böreklerimizi alıp artık tabağa aktarabiliriz. Servise hazırlayabiliriz. Bir miktar fazla şiştiği için peynirimiz dağıldı ama yanmadan alabildik. Şimdi artık gördüğünüz gibi servise hazır. Gerçekten yiyip yiyebileceğiniz en puf börek. İsminin hakkını veren bir börek. Şöyle ısırıp sizlere içine ne kadar ince ve ne kadar güzel kabardığını göstermek istiyorum. Umarım sizler de denersiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.